Binlerce öğrencinin beklediği o an nihayet geldi. 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sınav sonuçlarını alan öğrencilerimiz bundan sonraki süreçte ne yapmaları gerekiyor? İsterseniz onlardan kısaca bahsedeyim. Öncelikle bu sınavdan mezun olan binlerce öğrencimize Açık Lise TV ailesi olarak üniversite hayatında başarılar diliyoruz. Bu sınavla mezun olan öğrencilerimizin diplomaları ortalama 2 ay içerisinde gelecek, fakat bu üniversiteye kayıt için herhangi bir engel değildir. Mezun olan öğrencilerimiz geçici mezuniyet belgesi, yani çıkma belgesini alarak üniversiteye kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Peki bu sınavla mezun olamayan fakat çok az kredisi kalmış olan öğrencilerimiz ne yapmaları gerekiyor? Bu öğrencilerimiz ek sınav tarihini bekleyecek. Biliyorsunuz Açık Lise'de ek sınav takvimde yer almaz ve bunun tarihi belli değildir. Ama Açık Lise Genel Müdürlüğü genellikle bu sınavı Eylül ayında veya Ekim'in başında yapıyor. Bu da şu anlama geliyor: her yıl yapılan bir sınavdır arkadaşlar. Bu sınavın tarihini Açık Lise Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak ve tahminimize göre bir hafta süre içerisinde sınav tarihleri açıklanacak, kayıtlar alınacak ve öğrencilerimiz sınava girecek. Sınavda demin de söylediğim gibi Eylül ayında veya Ekim'in başında yapılacak. Peki ek sınavla bile mezun olamayan fakat üniversiteye girmiş olan öğrencilerimiz ise 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak 1. dönem sınavından mezun olabilirler. Birçok öğrencimizin kafasına takılan soru şu: hocam ben bu sınava girdim fakat diploma diyorsunuz ki 2 ay içerisinde geliyor ortalama. Aralığın 5-6 Aralık'ta yapılıyor. Bu sınavın sonuçlarının açıklanması, diploma gelmesi, benim üniversiteye 31 Aralık'a kadar diplomamı götürmem gerekiyor. Ne olacak diye şimdiden görüyorum yorumların altında. Bu öğrencilerimiz şunu yapacak sevgili arkadaşlar: 5-6 Aralık'ta sınava girdikten sonra bu sınav her zaman 23, 24, 25 Aralık'ta açıklanıyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz öğrencimiz de mezun yazısı yazar. İşte bu mezun yazısı yazdıktan sonra E-Devlet'ten ya da Halk Eğitim'den çıkma belgesi, yani geçici mezuniyet belgesini alarak üniversiteye kayıt olan öğrencilerimiz üniversiteye bu belgeleri götürdükten sonra bu belgeyle kayıtlarını devam ettirebilirler. Hiçbir şekilde panik yapmasınlar. Peki diğer öğrencilerimiz, yolun başında olan öğrencilerimiz, bu sene mezun olamayacak olan öğrencilerimiz, 24 Ağustos'ta Açık Lise kayıt yenileme ve yeni kayıtlar başlıyor. Bu öğrencilerimiz halk eğitim merkezlerine giderek, özellikle yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz halk eğitim merkezine giderek kayıtlarını yaptırabilirler. Önceden kayıtlı olan öğrencilerimiz ise bankaya para yatırarak kayıtlarını devam ettirebilirler ve biliyorsunuz iş takvimde bir ders seçimi süresi var ve bu ders seçimi yaptıktan sonra artık derslerinize çalışabilirsiniz. Şimdiden 2020-2021 eğitim öğretim yılı tüm açık lise öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun ve bizler biliyoruz ki bu süreçte birçok öğrenciyi mezun ettik ve aynı şekilde de mezun etmeye devam edeceğiz.